Merhabalar, ET Spor Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Ahmet Hamdi Girgin, İnanç Ergülen ve Oğuzhan Genç'le birlikteyiz. İlk defa bir araya geliyoruz galiba. Adını unutuyor gibi demen lazım. Onu da söylemeyeceğim. Ya geçen sene de herhalde bir kamp döneminde ben beraber olmuştuk ya. Böyle bir. Alt kattık. Alt diğer stüdyoda. İlk dönemlerde evet. Takım elbise dönemleri evet dönem. Doğru. Ha evet. Daha ciddi olduğumuz. Evet. Çünkü muhabirlerimiz dönemler. Kampta. Evet. Antalya'da bize an be an bilgi gönderiyorlar. Sağ olsunlar. Şimdi Fenerbahçe'den başlayalım istiyorsanız. Komolli tartışmaları var. Krizi var hatta. Falet transferini ben yapmadım gibi bir açıklaması oldu. Twitter hesabı açtı. Hı hı. Benim en çok dün incelediğim, beklediğim Fenerbahçe'nin onu takip edip etmeyeceğiydi. Artık bunlar üzerinden yaşıyoruz ve insanların ilişkilerini de oradan görüyoruz. Birbirlerini takip etti edip etmemekle ilgili. Yok, en son etmemişti. Yani şu etmedi an de, RT'ye de etmedi. Bu arada. Evet, RT'ye etmedi. RT'ye etmemesi de çok önemli mesela. Yani. Şey de olmadı. Hani sportif direktörümüz böyle bir açıklama yaptı diye bir evet. Şey de olmadı. Sürekli Komali'nin açıklamaları normalde ya Fenerbahçe TV üzerine alıyordu ya resmi site üzerine alıyordu. Hatta geçen Ersun Yanal'la bir araya geldiler hani maç evet. Öncesi. Birliğiz mesajı verdiler falan. İlk defa böyle bir şey oldu. Yani sıkıntı aslında oldu. Sıkıntı açık, oldu. Çok açık yani çok bu. Çok net bir şekilde bir şey yok sıkıntı. Gibi bir şey artık açıklama gelse de pek inandırıcı olmaz. Ali Koç'un da dün 1907 Derneği'ndeki konuşmasında Komoli'ye kızdım. Ultimatum. Hani uyaracağım onu. Twitter hesabı açması hoşuma gitmedi gibi bir açıklaması olmuş. Komolli sonuçta bir profesyonel Fenerbahçe'nin ve muhtemelen bir süre sonra yolların onunla ayrılmasına gidecek gibi görünüyor. Tabii ki araları düzelebilir ama şu anki durum öyle gibi. Gelen bilgiler artık yolların ayrılacağı yani ipler kopma aşamasında çünkü gibi. Yardımcısının görevden alınması zaten önemli bir mesaj. Evet. Böyle durumlarda bir anlamda belki de istifa et noktası da olabilir yani oradaki mesajlardan o da anlaşılabilir. Ama tazminatı da var tabii o da düşünüyor. Yani o da var. Yani. Daha geçen seneden beri maddi zorluklar içindeyken bir de tazminat konusunun olması Fenerbahçe için büyük sıkıntı yaratabilir şu an. Sezon başında da şu gelen hani haberler vardı. Tazminatından ötürü sözleşmesi tamamlandıktan sonra yollara ayrılacak şeklinde. Ama artık demek ki bir şekilde bir anlaşmaya varılacak. Çünkü böyle devam etmez. Fenerbahçe kulübü böyle krizlerden çıkıp da böyle hani zafere giden bir kulüp imajı da yok öyle bir hani kimlik mi dersiniz buna? Hani Galatasaray'da olur daha çok böyle. Tabii Galatasaray öyle bir kriz olsa o seneyi şampiyon yani tamamlar yani. Yani ki yaşıyor fırsata zaten şu anda benzer krizleri. Başaran bir kulüp. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama hani. Ya zaten eleştirilen bir karakterdi Komolli geldiğinden beri ama hani açıklamalarında şu ilginç yani hani bundan sonra şimdi ilk defa bu transferde ben sorumlu değilim dedi de peki önceki transferlerdeki durum ne? Buna da açıklık getirmesi gerekiyor. Madem tamam bu transfer, bu stoper Başkan Ali Koç tarafından alındı da yani Diego Reyes'ler ve diğer Fenerbahçe'ye gelen etkisiz transferlerdeki etkili olan kim? Bunlara da açıklık getirsin. Ve etkili transferlerde de etkili. Ya da yani hani Benzia, Olympiakos'ta yedek. Ama işte Slimani'de uçuyor mesela. Diogo ya Slimani biraz daha bir hani, şey örnek olabilir. Hani Slimani geldi tutmadı gözüyle bakıyor herkes Frey Slimani'ye. Ya da mesela. Tamam ya Ayev tam tersi çok başarılı oldu. Hı-hı. Yani Komolini yaptı. Asıl sorun şu Fenerbahçe'de hiçbir şey bilmediğimiz için içeride ne olup bittiğini. Şimdi herkes Komolini'yi eleştiriyordu. Hı-hı. Faleti de o getirdi diye. Haklı olarak. Sonra bir anda adam dedi ki hayır ben yapmadım. Ya işte bu ama daha öncekileri de ben yapmadım ya da yaptım demedi dediğin gibi. Ama bunlar zaten açıklanmaz ki yani. Sen biliyor musun mesela ya bazıları çok ayyuka çıkıyor söyleniyor hani işte Gomez'i bilmem kim getirdi falan hani Beşiktaş'ta mesela. İşte Burak Yılmaz'ı kim getirdi mesela geçen sene Beşiktaş'a? Hani bunun bir şeyi olmaz zaten hani kulüp getirir. Ya tabii canım kulübün transfer komitesi var kulüp, bazen başkan araya girer. Teknik direktörü sorar kulüp. Ya da sormaz da hatta yani bu Beşiktaş'ta böyle birçok transfer oldu. Kulüp transfer konusu uygun görür. Her kulüp için geçerlidir. Ha hocanın da bir raporu alınır. Ona göre transfer yapılır. Şimdi hani burada Komolli dışarıdan da bir öneri ya da yani hani yani. Ama burada Komolli hani şimdi
tamam belki çok üstüne geleniyor transferlerden dolayı. İşte Fenerbahçe taraftarı günlerce hashtag yaptı, onu saatlerce trend topic'te tuttular, Komolli istifa vesaire de. Şimdi hadise şu, şimdi Komolli bir patladı. Yani bu kadar da ben sorun değilim. Bu anlatılan işte menajerlik şirketi bağlantıları vesaire yalan dedi de. Hani o zaman daha kapsamlı bir açıklama yap. Hangi transferleri ne getirdin? Fenerbahçe taraftarı da rahatlasın. İşte sen de rahatla. Fenerbahçe'nin ismi, ismi anılımı oyuncular da Rogon menajerlik bağlı olduğu menajerlik şirketinin oyuncuları. Mevcut Fenerbahçe'li şu an ismi anılan. İşte Komolli diyor ki sadece iki transferi ben oradan yaptım diyor. Tolga Ciğerci de diyor. Luis Gustavo'yu oradan yaptım diyor. Onlar için görüştük diyor. Onlar için görüşme yaptım diyor. Yani hani transferde büyük bir başarısızlık var Fenerbahçe'de. Bu bir gerçek. Tam takım iyi gidiyor da şu anda. 102 skandal hatta. Hiç yani, beceremediler yani. Hani iki sezondur maalesef. Yeni yönetim sürecinden beri transferler. Ya Komolli geldiğinden beri transferlerde büyük sıkıntılar var. Komolli en eğer ayrılacaksa da bunlara açıklık getirsin. Herkes de buradan ne döndüğünü gerçekten bilsin. Çünkü bunu böyle bırakıp da şey yapmak da topu atmak olmuyor yani. Hani ama işte hala cevap vermesi gereken sorular var Komolli'nin. Bana şey gibi geliyor bu. Hani bitiş noktasına geldi artık ilişkileri. Hı-hı. Hani belki de beni kovun şeyi bu. Ya bu muhakkak öyle mesajı, bir mesaj yani. Çünkü dediğin gibi yani diğerlerini niye açıklamıyorsun? Sadece Falete mi kaldı iş? Hani belki ayrıldıktan sonra açıklayacaktır. Ya belki şeyden rahatsız oldu. İşte taraftarlar sürekli transferleri eleştiriyor. Evet. Artık Falet son damla oldu. Ya günah keçisi ben değilim ben demeye değilim. Çalıştı. Her yani şeyden ben her sorumlu bana değilim. Atıyorsun sorumluluğu deyip ondan kaçmak istedi belki. Patlama gibi bir şey belki. Ve ne olursa olsun insani olarak da adama sürekli sen komisyoncusun bilmem nesin hırsız diyorlar yani bir nevi. Evet. İnsan rahatsız ya olabilir ya, onda da garip bir şey. Bir de herhalde yani şu da ilginç. Mesela şimdi o yani geçtiğimiz gün çıkan haber çok ağır iddialar içeriyor Komolli açısından. Şimdi yani Fenerbahçe kulübü de bu noktada bir hamle yapmadı mesela. Hani o çok ilginç mesela. İşte dün Ali Koç onu demiş mesela. Koruruz biz zaten onu da ama korunmuyor gibi görünüyor. İşte yani şimdi sustukça bu sefer iddialar doğrulandı oluyor bizim. Evet. Hani Türkiye'deki genel olay akışları hep böyledir. Şimdi Komolli bir Bir de Fenerbahçe'ye açılan bir cephe de var. Ha, ya Komolli'ye demek ki cevap hakkı dün verilmemiş ki az önce bahsettiğim gibi ne FBTV'de ne resmi sitede. Komolli kendi kendine Twitter hesabı açtı birdenbire. Hiç Twitter hesabı akşamda yok. Akşamda yardımcısı gönderildi. Yani akşamda da yardımcısı onun gönderildi. Onun da alakası yok deniyor, var deniyor. Yani onu bilmiyoruz. Yani, diyor mu? Hiçbir şey bilmediğimiz için içeriden tamamen kendi bakışımızla yorumlamaya çalışıyoruz ama belki bizim söylediklerimiz de hiç alakasız hani. Ya, belki başka bir problem. Freshlerle alakalı evet. Yorum yapıyoruz biz şu anda. Biz en bilinenlere en azından kulağımıza gelen şeyleri en azından burada okuyoruz. Evet, bir de yapılan açıklamalar çerçevesinde yani. Konuşabiliyoruz. Komolli ile yollar ayrılırsa bence doğru karar olur. İşte ama onu diyorum yani neden mesela? Transferler çünkü o mu yaptı acaba? Çöp. O ya yaptı, işte o, bunu yapmadı. Yoksa açıklardı. Orası işte muallak. Yani. İşte muallak ama evet yani bilmiyorum. Bazı transferler. Övündüler, Benzia dedi. Benzia gibi çocukluğundan beri takip ediyorum dedi. Benzia'nın şu anki durumu ortada. Slimani geldi tutmadı. Ya bütün transfer kötü Fenerbahçe'nin kötü transfer yani. Olarak yazıldı. Evet, yani Slimani ayrı isim olmayabilir. Bıraktı. Ama yani Frey işte Benzia açıklanacak transferler Reyes, değiller. Reyes geldi. Reyes ne dediler? Yüksek bedelle satmak için yatırım transferi. Ama öyle transfer geldi adam Porto'da denildi. Yıllarca oynamış. Meksika milli takımında kaç tane maça çıkmış. Kaptan. Kaptanlık var. Yapmış bilmem ne olmuş. Potansiyeli var bu herkes. Yok birden bire serbest bırakılınca yani o Adil Rami geldi Rami. Reyes'te. Hani Beşiktaş'a da bir yazılmıştı o dönem. Rami geldi kaç maçta forma giydi? Evet. Türkiye Kupası'nda i̇şte forma giydi. İşte onu o mu aldı acaba işte mesela? Rami'yi kim alacak onu zaten şey vatandaşı. Bizim gelen Fenerbahçe'ye gelen transferlerin çoğu onun kanadından gelen oyuncular. Öyle biliyoruz yani. Kendi açıklamaları da var işte benziyor. Yok ben o doğrudur Rami. Yanlış demiyorum. Dediğim dün gibi bir şey bilmiyorum. Başarısız i̇şte, başarısız abi kim edersin. Transfer fotoğrafında da olmaması da çok. Falet'in transfer. Falet gelirken de yalnız geldi. Tek başına geldi. Havalandı tek fotoğraf vardı. İşte oradan bir problem olduğu belli. Transfer şeyinde de yoktu. İmza evet, töreninde de yoktu. Selahattin Baki yanlış hatırlamıyorsam fotoğraflardaydı. Evet, belki de bundan sonra öyle bir değişim mi olacak futbol şube adına yani Komolli'nin yetkileri alınıp. Ya bu zaten çıkmıştı alınıp. Daha önce bir 6 ay önce falan hatırlıyorsun evet. Değil mi? Evet. Komolli'nin artık geriye çekecek işte akademiyle uğraşacak bilmem neyle uğraşacak. Transferlerde özellikle Selahattin Baki ön plana çıkacak deniyor. Hatta yeni ismi geçen isimler bile vardı. Hı-hı. Önümüzdeki sezon için işte sözleşmesinin tamamlanması bekliyor. Bunlar 4-5 ay önceden bize gelen kendi aramızda içeride konuştuğumuz. Yani sonuç olarak bu iş yürümeyecek belli ki. Belki insanlar şaşırıyor mu biz olayların bu bitecek. Duruma geldiğini zaten
zaten görülüyordu biraz. Yani. Ya orada şöyle ki Fenerbahçe, bir buçuk yıllık başarısız bir dönem sportif direktörü Komolli. Yani ben artı bir şey koyabilir miyiz peki? Hadi gitti yok, diyelim Komolli. Yani istifa etti veya ayrıldı diyelim birkaç gün sonra ya da görevine devam etse. Nasıl hatırlar Fenerbahçe taraftarı? Ya bundan önce Terra ne oldu? Yani o kadar laf edildi o dönemde de. Aziz Yıldırım hatta işte bir ton o dönemde süreç tartışmalar yaşandı vesaire. Hani o adama neler dendi? Şimdi olan olaya bak yani ki Terrano bu noktada gayet başarılı ama kalıyor. Ama Terrano'nun elinde 45-50 milyon euro transfer bütçesi vardı. Hı hı. Şu ankiyle hani valla bilmiyorum ben 45-50 milyon euro burada olsa aynı başarı sağlanır mı şüpheliyim. Komolli ne yaptı? Giuliano'yu sattı. İyi bir rakama evet, satıldı. Gönderdi. Elif Elif'i sattı. Josep de Souza aynı dönemde gitmedi mi? Josep evet. Souza mı şeyin getirdiği bir isimdi? Terrano tam bütçe yaratıldı yani ondan bahsediyor. Giuliano'yu da şey getirmedi canım, Komolli getirmedi. Giuliano'yu önceki son dönemine gelmişti doğru, gitmeden. Yani satılan bayağı oyuncu da vardı bu arada yani evet, bütçe yoktu vardı belki ama hani Ali Koç'un sağladığı bir kasa kolaylığı var. Fenerol kampanyası var, satılan oyuncular var. Hani yine tam 45-50 milyon eurosu yoksa da iyi bir takım kurabilirdi mesela bir sportif abi direktör olarak şey, yani. Çok şey çöp çöp ya adam. Evet yani Vedat Muriç'i almak için, Altay'ı almak için. İşte o zaten Komolli'ye ihtiyacın yok. Onlara da o olmadı. Evet, zaten ihtiyaç bilmiyor. Yok zaten onlara da. Yani bir ton isim geldi. Sen geçen sene yaptın evet, bunun haberini. Sen hı-hı, yaptın. Çıkarttın gelenler gidenler. Geldi oyuncular şu an ne yapıyor? Nereye gittiler? Şu an bile bir haber olabilecek. Bu dolu oyuncu var. Yani mesela Murat Sağlam alındı sezon başında. Trabzonspor'un Allah yer geldi işte. Allah ama onları geldi, bilmiyoruz hepsinin. Yani şimdi Faleti Ali Koç aldıysa ya bileyim, belki Allah yeri de Ali Koç aldı bilemiyorum ki. Özel Barış Alıcı'yı i̇şte da bunlara, evet, Komolli aldı buna, yani. Bunlara net bir açıklık getirilirse herkes için evet, daha iyi olur. Yani kimse itham altında kalmaz mesela. Ama bu da olmaz işte her kulüp hayır, şey mi diyecek bunu yöneticimiz şu istedi. İşte teknik direktörümüz yok, bu kadar onay verdi hayır, ve böyle aynen aldı. Aynen öyle ya tam dediğin ya doğru öyle da. Ya de sen FB TV'ye gidip soyunma odasındaki halı muhabbetini açıklıyorsan o kadar şeffaflığa kadar iniyorsan bunu da açıklayabilirsin i̇şte, yani. En son raddede açıklanıyor onlar maalesef. Şey, herhalde öyle yürütüyor, olacak yani. Evet, bu da öyle olacak gibi yani. Fransa'da bir gazetede ayrıldıktan sonra Komolli'nin deprem yaratan açıklamalarını belki de... Hayır bir de şöyle bir durum da geçen seneki ilk yarının devre arası olmuş olsa, bunlar konuşulursa hani zaten takım kötüydü. Şu an Pantol tablosuna baktığın zaman da... Ama Falet'e yapılan tepki ben hiç bir futbolcunun geldiğini hatırlamıyorum. Ya Twitter'ın altına gir neler neler var. Bak resmi açıklamada evet, tweet'in altında. Taraftar ilk andan itibaren iyi bir şey yazan da görmedim. Kopmamış. En büyük adaylarından hı-hı, birisi bence. Bence sezon sonunda da mutlu sona ulaşacak. Ama ben artık bir birikim var ya. Birikim var Fenerbahçe taraftarı. İstiyor ki artık yani alacaksak net adamları alalım. Yani yine bir hani olumsuz gidelim, tablo ya da almayalım yani. Yani şimdi Diego Reis mesela konuştuk az önce. Şimdi bu transfer de taraftarın gözü aynı böyle bir transfer. Yine aynı filme giriyoruz. Yine işte Zanka'nın işte bir... İyi dendi, ondan sonra gözden düşüşü. Sadık Çiftler şimdi sakatlandı ama yine büyük umutlarla gelmişti. Bir sezon maçı mesela kaldı. Sadık hiç yoktu. İki maç iyi oynadıktan sonra şey gibi oldu, ilk 11 oyuncumuzu kaybettik gibi oldu falan. Evet, aynen oldu, aynen. Yani hani dengeler çok değişiyor yani Fenerbahçe. Fenerbahçe'de net adam istiyor yani artık. Bir de şöyle bu noktada bir şey var. Şey var. Fenerbahçe'nin dün işte konuştuk yine beraber. Önceliği sizce stoper mevkisi mi? Değil, bence de değil. İşte sol bek tartışmaları. Sol bek alınmadı. Ve bence aslında ileriye kanat golcü gibi yok. Mevlüt Erdinç balon. Onun yerine iyi bir yedek bir golcü kanat haberini yaptım. Fenerbahçe'nin kanatları kaç gol üretti? Kaç gol üretti? Kaç skoru ne evet, kadar katkı yaptı? Bunların evet, hepsi yazıyor girip internette baksın herkes. Beşiktaş Alexis de şampiyon oldu mesela stoper olarak. Ya tabii canım. Marcelo geldiğinde evet, Anaver sonuncuydu. Aynen tamam, öyle. Daha fazla maç oynamıştı. Evet, öyle bir avantajı mesela var. Mesela Alexis Delgado iyi bir örnek Faleti burada. Doğru. Alexis Delgado'ya rağmen Beşiktaş şampiyon ya oldu. Çünkü hücum hattı iyiydi yani. Fener'in de aslında böyle şeylere ihtiyacı var. Yani çünkü ya Moses'dan aldığı katkı. Ya deplasman golcüsü lazım. Yani deplasmanda evet, evet, bence aslında ileride aslında mesela lazım, transferden çok Kruse'den alınan performansın hmm, yükseltilmesi lazım. Fenerbahçe'de asıl hmm, önemli olan şu. Yani almışsın Kruse'yi büyük yıldız diye. Bir tane gol attı değil mi ilk yarıda? 5 tane asist yaptı. Tane olması lazım. Bir Rize'yi bir de ama asisti var normalde işte, bu çok daha üstünde istatistikleri olan bir futbolcu Almanya'da. Ya boş sezonu yok neredeyse Kruse'nin Almanya'da böyle. Hani toplamda 20'ye yakın gole katkısı oluyor. Bu sezon hiç yaklaşamamış ona en azından gol olarak. Ya ondan performans almak daha önemli şu anda gidip alacağım bir stoperden. Zaten senin derdin o, gol atamıyorsun. Nargileci Kruz'un kulağını çekecekse
Mevlüt'ün yerine bir yedek santrafor, bir tane de kanat golcüsü, bir sol bek. Fener bu arada sol bek transferi de 2-3 günde açıklanacakmış. Ya belki de onlar da olacak tabii ki yani ilk. Ama ilk bir anda böyle stoper gelince böyle hani yine soru işareti. Tamam, amaçın adamı da bekletecek misin sol bek? Bir oyuncu. Bu arada şey de var tabii, transfer bütçe limit o görüşmelerden ötürü evet, de biraz. Bekliyorum. Az önce Ahmet Nur Çebi bu noktada TFF'ye tepki gösterdi işte. Fenerbahçe bir çıkış buluyor sanırım. Yani buna göre transfer yapıyorlar. Beşiktaş'ın çıkışı harbiden zor görünüyor. Yani Beşiktaş'a geçiyorsak tabii. Geçelim. Fenerbahçe'ye ne söyleyeceğini düşünüyor. Bunlar yaşanıyor. Bir sol bek transfer açıklanacak 2-3 gün içinde. Muhtemelen Ricardo Rodriguez olacak gibi görünüyor. Beşiktaş'ta Çebi'nin açıklamaları zaten her şeyi ortaya koyuyor. Yani bir kere şunu söylemek lazım. Yani transfer haberi ciddi anlamda söylesek de gerçekliği muallak. Çünkü limit olmadan hiçbir şey olmaz. Hamle yapamıyorlar. Hamle belki listede oynuyorlar. Şu an 2 milyon TL'si var. 2 milyon TL'de şu an herhalde Süper Lig seviyesi bir futbolcu almak çok zor. Hem başkan dedi ki TFF bütçeyi işte faiz indirimini sağlarsa 20 milyon TL'lik bir yaklaşık 20 milyon TL'lik bir bütçe olacak. Bu tabii kabul edilebilir bir bütçe, bir şeyler yapılabilir. Buna bağlı. Yani Cenk Tosun söyledi başkan, doğru ama yani Cenk Tosun'un yurt dışında oynamak istediği ve Crystal Palace'a yakın Almanya'dan talipleri var. Ya Beşiktaş şu an Cenk Tosun için muhtemelen 3. sırada. İşte yani bir forvet, bir kanat alınacak ama önemli olan, şimdi TFF dün açıklama yaptı. Limitleri araştırmaya İnceliyoruz. Devam ediyoruz. Artık ne zamana kadar gidecek? Yani 31 Ocak mıydı son tarih transfer dönemi? 31 Ocak'a kadar açıklarlarsa bu da olumlu. Bugün ayın kaçı yani? Bugün ayın 10'u. Evet. Olumlu, olumsuz sonuçlanacağı da belli değil bu arada. Yani olumlu sonuçlanacağını bilsen belki bir hamle yaparsa o da muallak. Beşiktaş için de yani şu an transfer durumu zor gözüküyor. Artı İbra olayı var zaten şu anda, bir onunla ilgili de konuştuk. Onun da işin içinden çıkamıyoruz biz. O dönemin, yani ne olacak ne bitecek. O dönem bir önceki zarar 300, karı 300 milyon. 10 milyon. 10 milyon TL. Kar 6 aylık dönem değil mi bu? Hı hı. 300 milyon TL zarar çıkmış. Bu nasıl oluyor diye soruyor Ahmet Türkan. Hem öyle soruyor hem de diyor başka ibra edilmemesi için bundan başka diyor neden olamaz zaten açık ve net diye. Sen yani, takip ettin evet, toplantıda. Biraz zaten İmza yetkisinden bahsettiler. Zaten tek ibra edilmeyenin eski başkan Fikret Olman olduğu söylendi. Diğer yönetimi yani ibra edilmiş, o edilmemiş. Bu noktada da Çebi hani Beşiktaş kongre üyelerinin, hissedarlarının dava açma hakkı var diyerek evet, zaten bir mesajı mesaj veriyor. Önümüzdeki süreç gösterecek. Bakalım bu durumda ne olacak, ne gidecek. Yani belki de Türkiye futbol açısından ilk olacak belki böyle evet, bir şeyin yürürse yani bu mahkeme süreci başlanırsa. Beşiktaş taraftarında. Orman'ın da aynı şekilde bu arada karşı dava açma hakkı da bulunuyormuş. Bulunuyor. Taraftarda o dönem tezahüratları vardı ya, Fikret Orman paralar nerede? Evet. Ya yani o tezahüratlara bir nevi yansıdı şey, içeriye yansıdı. Bakalım ya Beşiktaş'ın şu an yani bu maddi zorluklarla cidden yani hani alınan transferler etkili değil. Yani Elneny dışında belki öne çıkan bir oyuncu yok. Biraz Enkudu, biraz oynadığı zaman Victor Ruiz'la çok sık sakatlık yaşadı. Bir de bütün limitler sezon başında harcandı. Şimdi hamle yapamıyorsun. Satış yapacak şeyin yok. Belki bir vida var herhalde değil mi? Yani bir vidayı satacaksın da vidayı şimdi yani bu kadar zor durumdayken ne kadar satabilirsin evet, yani. Hani yok pahasına satmaya da evet. Yani bir de gitmek istemiyor. Bir ikincisi değerini bulur mu harbiden? Yani bir konuşuyorduk bir ara Dünya Kupası sürecinde özellikle. O hani vida 30 milyon euroya gidiyor. 20 milyon euroya gidiyor. Şimdi yani vidayı muhtemelen 7 ile 10 arası bir piyasası olacak. Başka da satacak adam yok. Yani ne yapılacak göreceğiz. Yani 7 ile 10 kadroyla verecek adam da o maaşı yani pek mevcut vermez. Kadro şu anda herhalde devam edecek gibi görünüyor ama olursa da bir kanat, bir forvet transferi olacak. Galatasaray'da da Sekidika açıklandı en son. Onyekuru geldi ama bir sakatlığı varmış kamp kadrosunda. Grip olduğu için, ağır bir grip geçirmiş. Muhtemelen herhalde bulaştırmasınlar diye uzak tutuyorlar. Muhtemelen. Takımdan katılacaktır. O aslında Galatasaray için tabii bir önemli bir... Bence yine Galatasaray bu arada kadrosunu kuruyor. Yani hani çok kuruyor. Net bir şekilde Fatih Terim istediği hamleleri yapıyor. Yani çok farklı bir Galatasaray göreceğimizi düşünüyorum. Yani Onyekuru
tam istediği... Zaten biliyoruz oyuncu. Geçen sene gördük evet. Yani ne kadar katkı verdiğini. Yani yine aynı katkıyı verirse Falcao da sakatlanmaması halinde gerçekten farklı bir Galatasaray izleyebiliriz yani. Yani çünkü orta sahada zaten bir artık bir şey tutturuldu yani. Yani Lemina ağırlığını koymaya başladı. Belki bir stoper şimdi Galatasaray'ın gündeminde evet. Var. Merçetin ve Murillo. İkisinden birisi olursa da... Bir de Peru'dan bir oyuncu yazmışlardı. Bir de sol beki de halletti Galatasaray. Bence şu an yani... Nokta atışı yapıyorlar evet, gibi görünüyor. Evet, üç büyükler arasında yani Trabzonspor transferin şampiyonu. Saymıyorum. Hani Trabzonspor zaten kadrosu iyiydi şimdi. NDI'yi aldı onlar da Galatasaray'da Trabzon yani özellikle Galatasaray kadrosu bir bence de geciktirmeden çok... hepsini belirleyip transfer sezonu açıldığı gibi çat, şu an kamp, yani kampta da çalışacak bu takım birlikte. Yani ikinci yarıya bambaşka bir giriş olabilir. Bir ya da iki takviye daha olabilir. Ligin 10. haftasında konuşulan isimler şu an Galatasaray'ın evet. Kamp kadrosunda. Aynen öyle. Babel Ajax'a kiralandı 6 aylığına. Evet, Babel olmadı. Başladığı yere geri döndü diyebiliriz. Ondan sonra Enzonzi belirsiz. Onun maaşını Roma onun hani fesihine pek sıcak bakmıyormuş. Cagney de öyle oldu. Aldığı maaşını ötürü olarak ona bir talip aranıyor diyebiliriz. Cagney dönecek diye bekliyorduk. Dönemedi. Evet, o da biraz kulübü negatif bir etki yaratır diye dönüşüne sıcak bakılmıyor şeklinde gelen haberler var. Arda Turan beklemeli. Arda Turan son ana kadar bekleyecek yönünde yine gelen haberler var. Emre Mor'a İngiltere Championships ekiplerinden yine The Sun yazmış bunu da bu arada. Takımın ismini unuttum. Oradan bir talip olduğunu söyledi. Brentford ve Swansea yazıldı. Siri ile belki seni kalacak da tutacaklar gibi görünüyor. Ben de tutacaklarını düşünüyorum. Nagatomo ile Mariano'nun da sözleşmesini feshedilmesi bekleniyor. Onlar da maaşlarını istiyormuş. Galatasaray hareketli yani evet, bayağı evet. Transfer. Ya Galatasaray'ın limiti de var. Yani Galatasaray'ın azından transfer konuşabiliyorsun evet. Yani. Evet, Galatasaray'ın tek net bir şey transfer şeyini yaşayan takım Galatasaray yani gerçekten şu ana kadar. Ve transfer gündemini takip ediyorsa. Yine ilk yarı bitti denilen Galatasaray ikinci yarı bir anda ya tabii canım yani ligi de öyle çok kopuk bir yerde bitirmedi Galatasaray. Yani bugün Fenerbahçe Beşiktaş'ın ne kadar şansı varsa Galatasaray'ın da o kadar şansı var. Bu kadar basit olay. Sivas ve Başakşehir ve Trabzon yine. Onlar şu an önde ama ikinci yarı daha zor oluyor ve tecrübe konuşuyor genelde. Son haftalarda. Bakalım nereye varacak. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Kapatalım. Teşekkür ederiz bizi konuk ettiğin için. Estağfurullah. Ben İnşallah seneye bir daha belki devre arasında bir yer arasında ya da haftaya olur belki. Haftaya gelecekler mi Selimler? Gelecekler. Haftaya lig başlıyor bu arada. Ha değil mi? Evet. Neyse ben bir ara ben bir sonraki özel, hafta özel bir program çekeriz. Bir sonraki hafta diye bekliyordum. Dün baktım. Ben sana sordum öyle demiştim. Sonu sana söyleyemedim bir daha moralin bozulmasın neyse, diye haftaya başladığını. Arkadaşlar niye üzülüyorlar diyecekler ligin başlamasına. Çok çalışıyoruz. Evet. Cumartesi, pazartesi maçları takip etmek. Yoğunluk yeniden başlıyor. Yoğunluk başlıyor bizim için. Ama olsun ya ben maç lig dönemini daha çok seviyorum ya. Burada kamp döneminde herkes konuşuyor. Boş boş şeyler konuşuluyor sürekli. Gereksiz böyle bir ton. Evet. Şimdi ajansı bir ton şey vardır. Demek. Transfer de yok yani transfer. Boş demek. Galatasaray dışında. Bu arada transfer borsasını da hatırlat bir de istersen takip edebilirler. Taraftar. Ha, evet Habertürk.com'da sürekli güncellediğimiz bir sayfamız var transfer borsası diye. Avrupa'dan ve Türkiye'den transfer haberlerini orada güncel olarak sürekli takip edebilirsiniz. Güzel oldu bence. Güzel sayfa oldu. Evet. Tavsiye ederiz yani. Okey. Kapatıyorum. O kadar kapatalım. Görüşmek üzere. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.